Herkese merhabalar. Kastamonu, yine Kastamonu. Yanımda Yunus var. Taşköprü ilçesindeyiz. Genel olarak olduğumuz gibi. Koru kayalıklarına doğru yürüyeceğiz. 19 Mayıs etkinlikleri var. Bugün ayın 21'i. Saat şu an 11.30. 19 Mayıs etkinlikleri düzenliyor. Çok aktif bir Çağlar Partal adında bir kaymakamımız var. İlçenin bu sosyal sportif çehresini değiştirdi. Bizi de bu koru yaylasına getirdi. Şöyle arkada göstereyim bakın. Bir sürü minibüs var. Yani herkese de açık bir geziydi. Şimdi burada 10 kilometrelik falan bir yürüyüş alanı var. İşte düdenler, uçurumlar, mağaralar, menderesler, işte sırtlar. Oralardan yürüyeceğiz. Size de Taşköprü'yü, Kastamonu'yu gezdirmeye çalışacağım. Buralar inanılmaz bakir yerler. Yani bakir olmasının en büyük sebebi Kastamonu aşağı yukarı 370 bin nüfusa sahip bir il. Bütün ilçeleriyle beraber. Yüz ölçüm olarak da Karadeniz'in en büyük ili. Ve yani kilometre kareye düşen insan sayısı burada çok az olduğundan el değmemiş yer sayısı oldukça fazla. Burası da onlardan biri. Taşköprü ilçesi. O da 35 bin köylerle beraber 35 bin üstünde bir nüfusa sahip. Buralar hayvancılıkla uğraşan, sadece hayvancılıkla uğraşan insanların olduğu yerler. Mehmet ve Merve de var. Göstereyim. Selamlar. Siz hangi arabayla geldiniz ya? Biz yürüyerek geldik. Yürüyerek mi? Vallahi aynen, gelirler. Bisikletlerle geldik. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi bir gezi olur inşallah umarım, hepimiz. Umarım çok iyi. Hava da çok güzel. Aynen, hava da çok güzel. Görüşürüz. Sizi güzel manzaralarla baş başa bırakıyorum. Güzel manzara deyince Yunus oldu ama idare edin artık. İdare edin artık. 150 kişi var herhalde. Olabilir, sayı sormak lazım. Az önce söylemeyi unuttum. Aramızda Kastamonu Dağcılık Spor Kulübü de var. Bakın orada bir flama açtılar. Az önce bir bilgilendirme yapıldı. Rehberimiz var tabii grubun ekibin içinde. İsteyen diyor yaklaşık 2 saat sürecek. Bir yangın kulesinin 2000 metre civarındaki boz, ağaçsız bir tepenin olduğu yer var. Oraya doğru yürüyecek. İsteyen de 1 saatlik İşte bir Saraydüz diye bir yaylamız var. Sarayoğlu deniyor sanırım oraya. Oraya yürüyecek. Biz o tepeye çıkmaya çalışacağız. Dizim de biraz ağrıyor ama kendimi zorlayacağım. Arkadaşlarla da bir konuştuk. Deneyelim dedik en azından. Tabii dağcılar bu uzun mesafeyi çıkacaklar. Çıkamazsak pes eder. Diğer yayla tarafına geçeriz dedik ama o çıkıp o yukarıdaki, yüksekteki manzarayı drone da uçurabilirsem, rüzgar olmazsa size göstermek istiyorum. Şu an KADASK ekibi yürüyüş bilgileri veriyor. Kıyafet, sigara içmeyin, telefona bakmayın. Ethereum da 100 bin. Evet, doğada bile Ethereum sesi duydum ya. Tırmanmaya başladık. 74 kişiyiz şu an. Yukarıda şurada bir görünüyordur belki. Bir yangın gözetleme kulesi var. Oraya doğru çıkacağız. Ve oraya da iyi bir dört çekeriniz varsa. İşte Erkan Davulcu. Erkan Davulcu geliyor Mustafa Hoca ile beraber. Sağlam etti. Tutun tutun. Evet arkadaşlar bakın neredeyse 20 yaşında bir Vitara bu zorlu yolları tırmanıyor. Arkada da bir kısım var. Şöyle göstereyim arkadaşlara. Burada da Teoman var. Teoman batonu elinde. Şarkının adı neydi? Batonu elinde miydi? Eteği belinde miydi? Erkan Davulcu, Erkan Davulcu ne yapıyorsun Erkan Davulcu? Yoruldu mu? İyi iyi. Yukarı kadar gidecek mi? Valla gidiyor alacağız. Kalırsa da kadar video çıkarız bir de kaldığımız yerde. İyi iyi iyi. Görüşürüz. Videolarda buluşuruz hadi. Görüşürüz. Dikkat et. Kopmalar olmaya başladı. Tabii KADASK'ın lideri hocamız bir konuşma yapmıştı. Tek sırayı bozmayın diye falan ama tabii ekip alışkın olmadığı için geride kalanlar olmaya başladı. Burada bir mola verdik. Alttaki ekip de geliyor. Evet şu karşı tepelerde hala kar var. Çiçek falan bulursan. Karşıda da zoomlayayım. Ilgaz Dağları görünüyor bakın bembeyaz tepeleri. Çankırı yolu. Biz de Küre Dağları'ndayız zaten. Burası dağ, kuzey yamaç. Kuzey yamaç olduğu için hani gölgede kalmış. Diğer taraf bakı, güneşi görüyor. Gölgede kalan taraf kar var. Bu sene de hiç kar görmediydik. Evet, çok iyi oldu. O, hani uzaktan gördüğümüz şeyler buralar demek ki. Burada 2 metre var, 3 metre var. Çok iyi ya, çok iyi. Derindi burası. Mayıs'ın sonundayız şu an. Hala kar var ama
Bir aya bir şey kalmaz. Nerede parmağım? Şu koyu mavi yer deniz arkadaşlar. Birazdan yine yaklaşacağız oraya. Burası dediğim gibi yangın gözetleme kulesi. Ama şu yazıları göstermek istiyorum. Yunus gel. Diyoruz ya insan, işte insan. Arkadaşlar buraya bazıları aptalca kart vizitlerini düşürmüş. Bak Bolulu 14. Bolulu mu yazıyor orada? Bolu yazıyor. 14 yazıyor. İsimler yazıyor. Yani arkadaşlar böyle yerlere yazı yazmayın. Yani bir iz bırakmayın, leke bırakmayın. Bırakın doğa kendi kendine. Kendi izini bıraksın. Bak 61 yazmış. Acaba nerenin plakası? Hayret. Hayret edici. Gerçekten hayret ya. Doğayı gelin görün kendi halinde bırakın. Çöpünüzü de nerede taşıyacağız? Cebimize taşıyacağız. Anıl ne haber Anıl? İyi hocam, nasılsınız? İyi. Şu sırtı bir göreyim dedim ya. Of. Bak. Bu sırt Anıl, yanlış anlama. Tam sırt, müthiş bir sırt var. Evet, Kadask'ın lideri değil mi Alp Hoca? O bir kontrol etti. Bu Kesecik Yaylası burası. Yani ekipte buradan inmeye uygun olmayan insanlar var. Şuradan inecektik. Bu yaylanın arkasından şu şekilde dolanıp diğer yaylalara, taraflara gidecektik ama kendisi riske girmeye gerek yok dedi. Buraya inmeye gerek yok çünkü eğim çok fazla. Biz yola devam ediyoruz. Ben çekiyordum. Bak siz de çekin. Çekiyordum. Neydi, isminiz neydi? Ayşe. Ayşe Hanım. İyi. Allah maşallah. Sağ ol yavrum. Allah razı olsun. İnanın çıkmak değil, inmek. Fren balatalarını yaktı. Benim balataları yaktı vallahi. Dizler, mizler kalmadı. Şurada azıcık pinekleyeyim. Of vallahi benim yanıyor da birazdan kokar balatalar. Allah. Koru kayalıkları bitti. O saray düzüne doğru gidiyoruz. Herhalde bir yarım saat 45 dakika daha yürüyeceğiz. Yorulduk. 12 bin adım falan attım ben. Şurada da bir bakın yangının için. Helikopter havuzu var burada. Yangın havuzu var. Yukarıdan bildiğiniz kar suları geliyor. Kar suyu burada birikiyor. Ve acil bir durumda buradan suyu alıp pıtı 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 söndürüyor. Devam. Devam. Yukarıda yemek yiyeceğiz. Vallahi merak ediyorum. Çok da acıktım. İnşallah iyi bir menü vardır. Batan mağarasına geldik. O eriyen kar suları buradan giriyor. Devam ediyor. Aynen öyle. Oradan geliyor. Şöyle devam ediyor. Ve az önce yürürken yanımızdan akan su olarak çıkıyor aşağıdan. Şuradan devam ediyor değil mi mağara? Evet, aşağıda. Aynen böyle devam ediyor. Orada da mı var? Boşluk galeri mi var orada? 30 metre falan yürümüş müyüzdür? Burada mı? Evet, şimdi girince buraya kadar. Şimdi 20 tahminen var. Var değil mi? 30 metre kadar yürüdük. Dip bayağı bir balçık. Buraya basınca sel gelmiş zaten. Evet, sarkıtların hepsini sel. Hocam orayı gösterir misin? Ben de çekeyim orayı. Kırmış sarkıtlar. Hep böyle dipleri taze kırık. Burada da bitiyor. 30-35 metrelerde bitiyor. Mağarada oluşum devam ediyor. Evet. Evet, yukarıda o sütunlar falan oluşmuş. 30-35 metre yürüdük şimdi. Su Batan Mağarası'nın çakışına geldik. İçeri buz gibi, çok soğuk. Her yerden su damlıyor. Oluşum devam ediyor. Ama sel, evet, içeride çok daha iyi manzaralar vardı büyük ihtimalle. Kırmış sarkıtları, dikitleri. Evet, Teoman kaymakamlığın arabasına bindi. Teoman! Görüşürüz, dikkat et. Doğru değil mi?
sonunda artık belki dakikalarca yürüdük ama bize saatlerce geldi. Saray düzüne geldik. Şurada toplanmış insanlar. Orada zaten bir düdem var. Su gömülüyor. Onu göstereceğim. Bakın. Burada küçükbaş hayvancılıkla uğraşan insanların mekanları var. Zaten aylar önce yine buraya gelmiştik. Bizim Erkan Davulcu var. Erkan kanalında paylaşmıştı. Burası da Saray Düzü diye geçiyor. Bir yayla. Şu tepeden birazdan göstereceğim. Müthiş bir uçurum. Yani böyle sanki yamaç paraşütüyle atlanacakmış bir yere gibi bir yere benziyor. Müthiş bir uçurum var orada. Ve Karadeniz çok daha net bir şekilde masmavi görünecek. Çünkü bugün çok fazla pus yok havada. Oradan Karadeniz'e bakacağız. Şu an yemek kokuları burnumuza geliyor. Şimdi hemen oraya doğru yaklaşıyorum. Toplanma yeri burası. Teoman, ne çabuk geldin buraya. Kanalının reklamını yapabilirsin. Şimdi. Şimdi olmaz mı? Boş bir yerde yapalım, tamam. Teoman mutfakta diyeceksin işte ya, takip edeceksin. Bu kadar basit. Çok da uzatma. Köfte mi varmış? Ha, hemen bir köfteye doğru gidelim. Ha, bu ikram sırası mı? Şöyle arkadaşlar ikram için bekliyorlar, göstereyim. Kolay gelsin. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi, iyi. Eline sağlık. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ha, bu arada şey de söyleyeyim. Köfteyi yapan arkadaşın adı Tuncay'dı. O da Taşköprü'de bir işletmesi var. Ya gerçekten en iyi et yapan yerlerden biri. Hemen İş Bankası'nın arkasında, tavsiye ederim. Kendisine bir uğrayabilirsiniz. Sonra burada bakın uzunca bir yalak var. Afiyet olsun. Suyun kaybolduğu o düden. Su yutan da diyebiliriz. Orada su batan diyorlar mağarada. Yani hepsi aynı anlama geliyor. Şurada kayboluyor ve bunun nereden çıktığını geçen geldiğimizde de sormuştum. Hiç bilmiyorlar arkadaşlar. Ya buralar kolay eriyebilen kayaçlardan oluştuğu için altımız, ayağımızın altı boş olabilir. Dönüş yoluna geçtik. Şöyle gölge edeyim. Dönüş yoluna geçtik. Yemek falan çok iyiydi. Karnımızı doyurduk. Sonra Çatal Zeytin, o sahile doğru süper bir uçurum var. Oradan baktık. Şimdi arkadaş gözlüğünü kaybetti. Onu aradık ama bulamadık. İnşallah biri bulmuştur, yanındadır. Buradan sesleniyorum. Gözlüğü bulan varsa böyle bir kahverengi gözlük bize ulaştırsın. Sonra aşağıda minibüsler bekliyor. Tekrar şu an mağaranın yanından geçiyoruz. Minibüsler bekliyor. Minibüslere bineceğiz ve aşağı yukarı bir saatlik yolculuğun ardından bu turu sonlandıracağız. Bence çok iyi oldu. Yani 20 bin adım civarı yürümüşümdür. Bakacağım birazdan. Arkadaşlar kanalı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Kastamonu'ya, bu Pınarbaşı olur, Azdava'ya olur, işte bu Taşköprü'nün bilinmeyen, keşfedilmemiş yerleri var. Büyük ihtimalle yakında popülaritesi artacak buranın. Ben daha çok insan geleceğini düşünüyorum. Hatta az önce konuştuk, yol yapma ile ilgili girişimler var. Ama kaç demişlerdi, yolun 1 kilometresine 1 milyon 800 bin lira istiyorlarmış. Yani oldukça yüksek bir rakam. Yanlış anlamadıysam öyle. Çok yüksek rakam. Yani böyle bir ödenek gelirse, ya Taşköprü küçük bir ilçe, kendi imkanlarıyla burayı, bunu yapamaz, burayı canlandıramaz. Yani devletten destek gelirse bu yapılır ve buralar aklıma şey geliyor, böyle kamp alanları, karavan parkları yapılabilir buraya. İnşallah bozulmazsa böyle sade, temiz kalır. İnşallah öyle otel falan işi şey olabilir, ahşap bungalov evler, onlar olabilir. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz, saygılar, sevgiler. Drone'umla selamlıyorum sizi. Toplanma merkezine geldik. Burada biriktik. Dolan arabalar gidiyor yavaş yavaş. Ve gün de karşıda batıyor. Kaymakam Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu da herkesi yolcu etmek için bile bekliyor. Vallahi gerçekten çok emeği geçti. Çok sağ olsun. Herkese teşekkürler.